أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة عن النبي قال إن, في إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محترم arkadaşlar, geçen haftaki sohbetimizde mevcudatın var edilmesinden bugüne zamanımıza dek hak batıl mücadelesinden bir nebze bahsetmiştik. Bununla alakalı birkaç örnek serdetmeye çalışmıştık. Tabi hak batıl mücadelesinde batılın tarafında yaralanlar olduğu gibi her zaman ve zeminde hakkın tarafında yer alanlar da vardır, olmuştur, olmaktadır. Bundan bahsetmiştik. Şimdi bu hafta okumuş olduğumuz bu hadis-i şerifte Tirmizi ve Ebu Davud ve başkaları bunu rivayet ediyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki inne beni İsrail'e, beni İsrail malumunuz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde bizlere onların başına gelen bir takım hadiseler üzerinden dersler verdiği, hallerini anlattığı, aktardığı ve onlar gibi olmamamız gerektiği hususunda nasihat ettiği bir kavim bu. Beni İsrail bir soy. Onlardan yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Malumunuz Beni İsrail bir ara çok abid, zahit, dünyaya meyletmeyen İbadet ehli, itaatkar bir kavimdi, topluluktu bunlar. Daha sonradan bunlar da zamanla bozulmalar meydana geldi. Bozdular kendilerini ve Allah Teala da onları e, bu bozgunculuk yapmaları sebebiyle cezalandırdı. Nitekim her zaman böyle olur. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? billah. İnna Allāhilā yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi yani bir kavim kendini değiştirmediği sürece, kendisinde bir takım değişiklikler yapmadığı sürece Cenab-ı Hak onların hallerini değişmez, değiştirmez. Onları böyle salah içinde yaşamaktan, barış içinde yaşamaktan, güzelliklerle yaşamaktan e, savaş içinde bir e, hayata sürüklemez Cenab-ı Hak. Eğer ki bir kavmin başına bir musibet geliyorsa, işler bozulmuşsa, İşler yerinde değilse, bir kavim emanette değilse, güven kalkmışsa yani böyle bir şeyler varsa demek ki bu kavim kendisinde olan bir takım şeyleri değiştirmiştir. Fıtrata aykırı bir takım işler yapmaktadır, fiiller yapmaktadır, günah işlemektedir, Allah'ın emirlerini çiğnemektedir, yapmamaktadır, nehyettiği şeylerin içine düşmüştür, böyle demektir. Onun için, Peygamber aleyhissalatu vesselam da bu hadis-i şerifte Beni İsrail'den bahsediyor. Lemma vaka'a fihimun naks. Yani onlarda bir takım eksiklikler vaki olmuş. Bozulmaya başlamışlar. Eskisi gibi bir ibadet ehli halleri kalmamış. İbadetten uzaklaşmışlar, itaattan uzaklaşmışlar. Tabi böyle olunca bozulma nasıl başladı diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kâne'r-raculu, onlar da bir adamdı. Yara ahahu ale zembi. Yani nasıl oldu bu bozulma nasıl başladı? Çok önemli günümüz açısından. Tekim evvelki derslerde de bu gibi noktalardan nebzeten bahsetmiştik. Bunun üzerinde durmuştuk. Bu hadis-i şerif de bu anlamda günümüze, günümüzün problemlerine, düşmüş olduğumuz çıkmazlara e, işaret eden, tembihte bulunan çok önemli bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki bir adam idi yara ahahu kardeşini görüyordu hale zembi günah üzere. Yani adam günah işliyor. Allah'ın nehyetmiş olduğu bir günahı işliyor. Feyenhahu anhu. Yani on, ondan onu ne yapardı? Nehyederdi. Evet. Bir kere nehyederdi halı koyardı. Yani derdi ki ya fulan, la tef'al haza fe inna kad harrama haza. Yani bunu yapma başka rivayetlerde. Yani Allah Teala bunu haram kılmıştır. Bu Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeydir. Bunu yapma diye onu uyarırdı. ikaz ederdi. Bir kere ikaz ederdi. Ama arkadaşlar, bir kere ikaz etmek yetmiyor. Öyle olacak olsaydı Cenab-ı Hak tekrarul Kur'an diye usulü tefsirde, ulumul Kur'an içerisinde bir başlık vardır değil mi? Kur'an-ı Kerim bazı noktaları tekrar eder. Bunu mealci taife öyle bir aşamaya gelmiş ki, bunu naks olarak, bir noksan olarak telakki etmeye başlamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de tekrarlar var. Bir şey anlatılmış, bunun üzerinde durulmuş bir daha anlatılmasına ne gerek var? Yani bir metinde tekrarın olması, noksanlık taşıdığının alametidir demeye başladılar. Çünkü mealci ve yüzeysel sathi bir nazarla baktığın zaman zaten varacağın yer orasıdır. O noktadır. Başka bir yere varamazsın. Şimdi dediğimiz gibi eğer ki bir kere uyarmak yeterli olsaydı Cenab-ı Hak tarih boyu işte aynı zamanda birkaç peygamber göndermezdi. Peygamberleri peş peşe göndermezdi. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا tetra peş peşe peygamberler göndermiş. Kitaplar indirmiş. İkazlar göndermiş. Emirler göndermiş. Dehiler göndermiş. Bir kitabın içerisinde aynı noktayı vurgulayan tekrarlar göndermiş, irsal etmiş, efendim indirmiş, inzal etmiş. Demek ki bir kere yeterli değil. Zaten Beni İsrail bakın bir kere uyarıyorlar. Ancak feyza kanel gadu yarın olunca Yarın olunca diyelim. Dün onu uyardı adamı. Lem yemna'hu ma ra'a Bakınız. Burada çok önemli bir hadise var. O adamı günah işlerken gördün. Uyardın, ikaz ettin. Adam hala günahına devam ediyor. Bu günahından vazgeçmiş değil, masiyet içerisinde. Buna rağmen yarın giderdi o masiyet içinde olduğu, dün kendisini günaha düştüğü için uyardığı adama en yekune ekilehu ve şeribehu. Giderdi onunla birlikte yemek yerdi. Gider onunla birlikte bir takım şeyler içerdi. Yerlerdi, içerlerdi ve tahu muhalatat ederdi. Aynı mecliste otururdu, sohbet ederlerdi. Yani dün onu uyarmış olması, o adamın hala daha o günahına devam ediyor olması bu işten bu adamı uyaran adamı alıkoymuyordu. Yani o ona engel olmuyordu. Ne olacak canım adam günahına devam ediyorsa benlik bir şey yok. Ben bu adamla otururum, yerim, içerim, muhabbetimi yaparım. Günahı kendi başına. Aynı anlayış var bugün. Anlay aynı anlayış var. Adam alenen yani günahı bırakın. Günahı bırakın derken yani Ameli anlamdaki bir günah şöyle dursun, itikadi anlamda insanı dinden okun yaydan çıktığı gibi çıkartacak olan şeyler ekranlarda konuşuluyor. Bizim ümmet Müslümanlar bunları izliyorlar. Uyardığın zamanda da ne olacak? Konuşsun, ben oradan güzel şeyleri alırım. Kudma, safa, dama, kedur. Yani güzel olan şeyleri alacaksın, kötü olan şeyleri bırakacaksın. Nasıl yapacaksın bunu? Altyapı olmadan kötü olan şeyin belirmesi, ortaya çıkması neyle olur? Güzel, olan şeyin bilinmesiyle olur. Peki güzel olan şeyi bilebilecek bir altyapın var mı? Yok. Bunu yapamaz. Kaldı ki Cenab-ı Hak bize bunlarla ilgili ne buyuruyor? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ fil الْكِتَابَ اِذَا سَمِعْتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا ve biha Allah'ın ayetlerine küfredildiğini onların inkar edildiğini onlarla alay edildiğini duyduğunuz zaman yani eşittir bu ne demektir? Dinin esaslarının inkar edildiğini. Dinin esaslarının efendim alaya alındığını, hafife alındığını, şefaat meahır mı öyle şey canım? Resulullah Efendimiz mi? Yani o teşri yetkisi yoktur, hüküm koyma yetkisi yoktur. Öyle şey mi olur? Böyle tahfif ifadeleriyle birlikte Resulullah'ın efendim makamının tahfif edildiği, İslami esasların hafife alındığı şeyleri duyarsanız diyor Cenab-ı Hak ne fela takudu ma'hum. Onlarla birlikte ne yapmayacaksın? Oturmayacaksın. Oturmayacaksın onlarla birlikte. Ayettir bu. İnnekum izen misluhum. Peki oturursak ne olur? Cenab-ı Hak buyuruyor ki o zaman oturursanız siz de onlar gibisiniz. Ha sen onları savunmuşsun, ha dinlemişsin. Fark eden bir şey yok. Çünkü sükut, sükut ediyorsun. Sükut ikrardandır. Bir şey söyleyemiyorsun, bir tepki ortaya koyamıyorsun. Ne olacak? Zaman zaman yer yer gelecek ve bu artık sana sirayet etmeye başlayacak. Arkadaşlar, bu noktayı zapt edemedik. Günah hastalık gibidir. Günahlar hastalıklar gibidir. Nasıl ki böyle bir hasta olduğu zaman da Cenab-ı Hakk'ın tesiriyle birlikte, yaratmasıyla birlikte bir insandan diğerine ne yapıyor? Sirayet ediyor. Bir insanın hasta olması diğerine bu hastalığın geçmesine sebep olabiliyorsa yanlışlar, günahlar, masiyetler, batıl fikirler böyledir. Sirayet eder. Sirayet eder arkadaşlar. Etkilenme diye bir şey var ulemanın Fetul Mülhim'de görmüştüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sekinetu fi ehlil ghanem. diye bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Efendimiz ne buyuruyor? Sekinet, huzur nerededir? Koyun elindedir. Koyun çobanlarında böyle bir sekinet olur, bir huzur olur. Adam bakarsınız sakin dağlarda koyunlarını otlatıyor. Sürüsünün başında duruyor. Bunu talil ederken ulema diyor ki niye böyle olur? Çünkü koyun hılkaten yaratılış itibariyle sakin bir hayvandır. Çoban her gün aralıksız bir şekilde her gün yani her zaman koyunlarla ihtilat olduğu için, muhalatası olduğu için, beraber oldukları için, bir arada oldukları için artık zamanla koyunların o hılkı yapısı kendisine ne yapar? Sirayet eder. O da artık sakin koyun gibi bir adam olur. Ya hiçbir şeyle mesul olmayan, değil mi? Aklı olmayan, fikri olmayan, düşüncesi olmayan, mesuliyeti olmayan bir varlıkla beraber olmak, bir arada bulunmak, insana bu kadar tesir ediyorsa, böyle bir beraberlik, birliktelik, onun ahlakının, seciyelerinin sana geçmesine vesile oluyorsa arkadaşlar, batıl ehli, batıl fikirli insanlarla birlikte bir arada olmak, günah ehli, masiyetin içine dalmış, günahtan sakınmayan, kaçınmayan, günahın kendi nazarında pek bir kıymeti olmadığı, değil mi? İnsanlarla birlikte olmak, arkadaşlık yapmak, devamlı onlarla böyle bir sıkı fıkılık insanı ne yapar? Zamanla artık senden gider. Senden gider arkadaşlar. Çünkü niçin? Yani doğru yanlışa nispetle bulaşıcı değildir. Yanlış bulaşıcıdır. O yanlış artık yavaş yavaş o günahkarlık ve günaha alışmış olan o ruh, ruh yapısı ne yapacak? Sana tesir edecek. Zamanla bakacaksın ki sen de günahı çok da aldırış etmeyen, günaha karşı çok fazla bir hassasiyeti olmayan bir insan, bir Müslüman haline gelmişsin. Böyle olmuş. Onun için demek ki günaha karşı sadece uyarmak yetmez. Evet. Men ra'a minkum munkaran Bir biyedi. Elinle değiştireceksin eğer gücün, kuvvetin, otoriten, yetkin varsa elinle değiştireceksin. O otoriteyi, o yetkiyi kullanacaksın. Ve men lem gücü olmayan febilisani <laughs> dilinle değiştir uyar en azından buna da gücün yoksa Ömerlem işte tabii kalbihi kalbinle ne yapacaksın bunu? Düzelteceksin. Bunu yapmazsan ne olur? Velike bu'l iman. İmanın en zayıfı budur. Allah muhafaza. Günaha karşı bu kadar bir tepkisi olmayan insan artık imani problemi var demektir. Yani bir yerden geçerken çalgılı, çengili kadın, erkek dans ediyorlar, oynuyorlar, masiyet içerisindeler. Allah'ın sevmediği bir işi yapıyorlar. Sen de oradan geçiyorsun. Ne oluyor peki? Hiçbir rahatsızlık duymuyorsun. İçinde kalbinde en ufak böyle bir rahatsızlık meydana gelmiyor. İman problemi var. Kendini bir çakapa sokman lazım. İman problemidir bu. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetinden senin üzerine sinen bir takım şeyler olsaydı, bir etkilenme olsaydı, tam böyle bir Müslüman hissiyatına sahip olsaydın bundan rahatsız olacaktın. İmam Kurtubi Rahimahullah'ın El cami'den naklettiği gibi en azından dilinden Allahümme inne hâze münkerun diyecektin. Hiçbir şey yapamıyorsa Müslüman bunu söylemesi lazım. Ya Rabbi bu münkerdir. Senin kabul etmediğin bir iştir. Senin sevmediğin bir iştir. Senin sevmediğin işi ben de sevmiyorum ya Rabbi. Tepkim budur en azından bunu diyebilmemiz lazım. Ama biz bu en azından bunu diyebilmemiz lazım kısmını nasıl anladık bugün? Devamlı bunu dememiz lazım. Yani etliye sütlüye karışma kim ne yapıyorsa yapsın. Herkesin hayatı kendisine her koyun kendi bacağından asılacakmış. Öyle olmayacak arkadaşlar. Malumunuz Harun Reşit döneminde böyle bir hadise olmuş. Behlül Dana Hazretleri işte Münker'den nehyedince, insanları uyarınca böyle bir slogan ortaya çıkmış. İşte niye insanlara karışıyorsun, şöyle oluyor, böyle oluyor. Her koyun kendi bacağından asılacak deyince Behlül Dağın Hazretleri bir koyunu kestirmiş, sarayın içerisindeki bir yere astırmış. Ve böylece günler geçince başlamış çok nahoş bir leş kokusu etrafı sarmaya, her tarafı sarmış. İnsanlar artık duramıyorlar sarayın içerisinde. Demişler ki nedir bu yani bu? Bu nahoş koku nedir? Bakmışlar ki bir koyun kesilmiş, bacağından bir yere asılmış. O koyunu derhal dışarıya çıkartmışlar. Ondan sonra sarayı havalandırmışlar. Artık yaşanacak bir hale gelmiş. Ne demektir? Burada önemli bir ders var. Her koyun kendi bacağından asılır, doğrudur. Ama o asılan koyunun o asılan koyunun sana da zararı olur. Öyle bir şey yok. Orada ders vermiş onlara. Aa i̇şte koyun kendi bacağından asıldı. Peki sarayın içerisinde yaşayabiliyor musun? Yok. Tamam kendi bacağından asıldı ama sana zararı var. Senin yaşamını etkiliyor. Yaşanmaz bir hale getiriyor artık ortamı. Onun için günahlara karşı sessiz kalamayız arkadaşlar. Nitekim burada çok önemli bir hadise var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahı gördüğümüz zaman göstermemiz gereken tepkiyi e, ifade ederken sonuncusunda ne diyor? Kalbiyle düzeltsin. Fel bir bi kalbi. Kalbiyle düzeltsin. Çünkü kalbiyle düzeltmezse ne olur arkadaşlar? Zamanla artık günah dedik ya Müslüman günaha karşı kalbinden en azından buz edecek. Kalbi onu kabul etmeyecek. Eğer bu olmazsa artık günah alışıla gelmiş bir hal alacak. Kalbi onu kabul etmeye başlayacak. Kalbiyle değiştiremediği günah onun kalbini değiştirecek. Bu önemli bir husustur. Onun kalbini değiştirecek. Bu sefer kalbi imanı değil de fıskı, fucuru ve hatta küfrü sevmeye başlayacak. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّ بَيْلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي kulubikum. Kalbin, Müslüman kalbinin asli şekli budur. Nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben size imanı sevdirdim, kalbinizde imanı süsledim. Kalbinde imanı e, süslediği bir kulu Cenab-ı Hak ne yapar? O kul namazı gördüğü zaman da kalbi bir hoş olur. Kur'an tilavetini kulakları duyduğu zaman da kalbi hoş olur. Gözleri helali gördüğü zaman da kalbi nurlanır. Değil mi? Gözleri böyle sünneti seniyeyi gördüğü zaman, bir sarığı gördüğü zaman, bir kisveyi İslamiyeyi gördüğü zaman ne olur? Kalbine bir ferahlık, genişlik gelir. Çünkü niçin? Cenab-ı Hak onun kalbini imanla süslemiştir. Ona imana dair, İslam'a dair ne varsa onları sevdirmiştir ve kerraha ileykumul kufra vel, vel isyan ve Müslümanın kalbinde ne kadar küfre ait nesne obje varsa ne kadar efendim fıskı fucur varsa ne kadar isyan varsa ne kadar Allah'a karşı koymak varsa hepsi kerih gösterilmiştir. Mekruhtur, çirkindir. Müslümanın kalbinde böyledir. Ama o kalp işte bu kalp değişmemesi lazım arkadaşlar. Bu kalbin değişmemesi için de günahı gördüğümüz zaman da günahı kalbimizle değiştirmemiz lazım. Eğer değiştirmezsek ne olacak? Günah kalbimizi değiştirecek ve Allah'ın Celle Celaluhu belirttiği bu şey ne olacak? Tam tersi olacak. Bu sefer küfrü, fıskı, isyanı, fucuru seveceğiz. İmana dair olan şeyleri ne yapacağız? Kerih görmeye başlayacağız. Allah muhafaza eylesin. İşte bu hidayet kararmasıdır bununla ilgili hemen kısaca ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz bir ashabı ı Sebt kıssası vardır. Cumartesi Ashabı. Musa Aleyhisselam döneminde işte Beni İsrail böyle bir takım mevzularda azgınlık yapınca, emir itaat dinlemeyince cenab Hak Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Cuma günü mübarek bir gün olarak tayin edildi. Hayır efendim Yahudiler biz cumartesi gününü kutsal bir gün olarak mukaddes bir gün olarak kutlayacağız dediler. Hatırlıyorsanız burada birkaç ders ifade ettik. Nefis böyledir. Cenab-ı Hak şöyle olacak dediği zaman da hayır bu böyle olacak diyerek diğer istikameti gösterir. Peki ikisini mukayese ettiğiniz zaman zor olan hangisidir? Nefis ona bakmaz. Ya belki de nefsin istemiş olduğu şey daha zordur. Ki çoğu zaman böyledir. Bakarsınız nefsin istediği şey daha zor ya. ifade etmiştik. Mesela bir sakal kesmek fukaha tarafından, hanefi fukaha tarafından haram olarak kabul edilen vesaire diğer fakihler tarafından da her gün nizami olarak adam sabahleyin kalkıyor, aynanın karşısına geçiyor. Sakallarını kazıyor, dışarıya çıkıyor. Her gün bu devam ediyor, aksamaksızın. Ve bakıyorsun, bu nefse zor gelmiyor. Adam gayet halinden memnun, durumundan hoşnut. Arkadaşlar, sakal kesmek muhal farz diyoruz. Allah Teala'nın emri olsaydı, kullarım her gün evden çıkmadan herkes sakallarını jilete vuracak, vuracak, kazıyacak. Öylece, öylece dışarıya çıkacak. Böyle bir şer'i bir emir olsaydı, böyle bir şeriat olsaydı, inanın insanların çoğu bir bağ sakalla gezecekti. Ve düşünün emri bir maruf yapıyoruz. Ya mübarek sakallarını niye bu kadar uzatıyorsun? Kes onları diye, diye böyle bir emri bir maruf mesela diyorum o zaman o hale göre böyle farz ettiğimiz zaman o duruma göre böyle bir marufu emretmiş olsaydık bahanede ne olacaktı? Ya hocam dua et işte yani gerçekten işlerimiz güçlerimiz çok zaman ayıramıyoruz. Her gün dışarıya çıkarken gerçekten biraz zor oluyor. Nefsimize ağır geliyor böyle söylenecekti. Ama nefis şimdi ona bakmaz. Zormuş, meşakkatliymiş, her gün her gün bununla uğraşılmazmış, bu noktalara bakmaz. Allah'ın emrettiğinin zıttı bir şey mi bu? Evet. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا فَطْرَةَ اللّٰهِ اِلَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ayeti kerimesinin zıttı bir şey mi? Evet. O zaman nefis bunu ballandıra ballandıra sana kabul ettirir ve işletir. Nefis böyle bir şeydir. Evet. Allah'ın dediği olmasın da ne olursa olsun işte o Beni İsrail ve iz kul nedhulu hadihil değil mi? Fekulu minha haythu şeytum ragadan ve vedhulu lbâbe succeden ve misalini vermiştik. Onlara kapıdan, şu kapıdan secde edici olduğunuz halde gireceksiniz ve hitta diyeceksiniz. Emir ya secde ederek kapıdan gireceksin ve hitta diyeceksin. Hitta ne demek Ne demektir? Emruna ta'a tefsirlerde. işimiz taattir, itaattir manasında hitta kelimesini söyleyeceksin. Bakın ne yapmışlar beni İsrail? Secde ederek değil de o kapıdan daha zor olan makatların üzerine oturarak sürüne sürüne girmişler. Ve hitta değil de hinta demişler. Niye? Yani onlara işte o hintayı dedirten ve makatların üzerine yürüye yürüye sürüne sürüne o kapıdan girdiren nefis bugün bize işte şeriatın başka bir esasıyla alakalı tam zıttı işler yaptırıyor. Fark yok. Yani bu ayetleri böyle okuyup da o zamana hasretmeyelim arkadaşlar. Beni İsrail hitta değil de hinta demiş secde edici olduğu halde değil de makatların üzerine sürüne sürüne girmiş. Tamam bu ayet bize bugün neyi söylüyor? Buraya gelelim. Bu ayet bize bugün insanoğlunun, insanoğlunun nefsinin cibilliyetinde şeriatı değiştirmek. Allah'ın karşısına, onun hükümlerinin karşısına dikilip de alternatif bir hüküm üretmek, yeni bir din icat etmek marazının, hastalığının bulunduğunu gösterir. Nefis böyle yaratılmış. İşte o ashabı seb de böyle yaptı. Cumartesi ashabı. Musa Aleyhisselam'a dediler ki yok cumartesi değil de cuma, cuma değil de cumartesi olsun. İşte bu hastalık. Cenab-ı Hak vahyetti. Buyurdu ki ey Musa ben onları cumartesiyle imtihan edeceğim. Nitekim Davut Aleyhisselam döneminde Allah Teala Cumartesi gününü malumunuz mukaddes bir gün yaptı. Ve onlara ne yaptı? Cumartesi günü balık avlamayı yasakladı arkadaşlar. Cumartesi günü balık avlamak yasak. Diğer günler serbest. Haftanın altı günü serbest. Bir günü balık avlamak yasak. E niye yasak? Allah'ın bir imtihanıdır. Allah Teala اِنَّ اللّٰهِ يَفْعَلُ لِمَا يُرِيدُ لَا يُسْأَلْ عَمَّا Dilediğini yapar Cenab-ı Hak. İstediğini istediği işle birlikte imtihan eder. Onları da böyle imtihan etti. Madem öyle cumartesi avlanmak yok. Bunlar tabi tefsirlerde farklı malumat var. Ee, i̇şte Yemen tarafında sahilde yaşayan tabi ki bir kavim topluluk bunlar. Nerenin sahili olduğuna yönelik farklı görüşler var. Bu kavim için... Cenab-ı Hak buyurur ki وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي Yani siz cumartesi emri hususunda balık avlanmama e, emri hususunda hatta aşanları biliyorsunuz diyor o Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemindeki Yahudilere. Bunların durumunu da Cenab-ı Hak bize anlatırken buyurur ki وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ Efendimiz'e diyor. O Yahudilere sor. Kimden sor? Anil kariyeti öyle bir kariyeden, öyle bir topluluktan ki kânet hâziratel tam denizin neresindeydiler? Sahilindeydiler. Kenarında yaşayan bir kavimdi bunlar. Evet. Ne, olmuştu peki? Allah Teala buyuruyor ki اِذْ يَعَدُونَ Onlar o vakit ki cumartesi yasağı hususunda haddi aşmışlardı. Aşıyorlardı. Nasıl aşıyorlardı? Şimdi Allah Teala imtihan ettiği zaman imtihanın bir gereği olarak nefiste imtihan edilen şeye karşı ne yapar? Bir iştiyak, bir ist istek yaratır. Mesela hanımlar değil mi? Bir imtihan vesilesi midir? Evet. Züyine linnâsi bu şehevat minen nisa. Birinci sırada geliyorlar. E imtihan vesilesi oldukları için zaten Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onlara karşı bir istek, arzu yaratıyor. Mal bir imtihan vesilesi midir? İmtihan vesilesidir. Altın sevgisi, işte sayılan şeyler. Değil mi? Binek sevgisi, şöyle arabam olsun, böyle lüks binitim olsun falan nefis ister mi ister? Bunlar hep birer imtihandır. Haram olanları birer imtihandır. Helal olanları da dünyaya meyledecek misin, etmeyecek misin diye birer imtihandır. Çoluk, çocuk, aile hepsi birer imtihandır arkadaşlar. Allah'ın sevgisinin yanında onları bir e, yani hedef saptırma şeyi olarak kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız diye imtihan vesilesidir. Şimdi imtihan ettiği için Cenab-ı Hak cumartesi hususunda İhtetihim diyor. Onlara geliyordu hitanuhum. Balıkları ''Yavme septihim. Cumartesi günü geliyor. Şimdi sahilde yaşayan bir kavim bunlar. Ve geçimleri doğal olarak balıkçılık. Para kazanıyor adamlar balıkçılıktan. Yevme septihim cumartesi günü olunca diyor Cenab-ı Hak balıkları onlara geliyordu. Nasıl geliyor? Şurra'an. Belirgin. Yani balıklar cumartesi günü olunca arkadaşlar öyle bir geliyor ki tam böyle sahile geliyorlar, denizin kıyısına geliyorlar. Orada böyle dans ediyorlar, birbirinin üzerine atlıyorlar, suya giriyorlar, çıkıyorlar. Binlerce balık adamlar da böyle bakıyor. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ Tazim etmedikleri gün, yani pazar oluyor, pazartesi, salı, diğer imtihana tabi tutulmadıkları günlerde ise, لَا تَتِي Balık yok, çıkacaksın denize de araki bulas. Balık yok. İşte imtihan arkadaşlar. Bu böylece biraz devam etti. Bunlar tabi balıkları izliyorlar. İçleri gidiyor. Ondan sonra şeytan geldi. Çünkü innehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la Siz onları görmediğiniz yerden o ve kabilesi, aşireti, şeytanın ve avenesi ne yapıyor? Sizi görüyorlar. Peki görüyorlar da ne oluyor? Başka bir ayette estağfirullah. İnnema yedu'u hizbehu liyakunu min ashabi sa'ir. Siz o tutuşturulmuş cehennem ehlinden olun diye şeytan hizbini, arkadaşlarını çağırıyor, onları seferberliğe davet ediyor ve böylece sizi ihva etmek için dört bir koldan çalışıyorlar. Geldi şeytan bir tane adama dedi ki ya sen akıllı başlı adamsın. Burada her cumartesi geliyor. Balıklar geliyorlar. Bu kadar yoğun binlerce balık. Sen de bunları böyle izliyorsun. Adam dedi ki ya izleyeceğiz tabi dedi. Biz imtihana tabi tutulduk. Allah Teala bize cumartesi balık avlanmayı yasakladı. Tamam dedi şeytan, yasak. Yasağa yasak, bizde bir şey demiyoruz. Ama bunun bir yolu var. Nasıl? Yahu dedi, sen bir böyle kıyı tarafında bir havuz yap. Yerin altına doğru böyle kaz. Ne olacak? O balıklar geldiği zaman sahilin tarafına doğru deniz kıyısına geldiği zaman balıklar zaten kendiliğinde ne yapacaktır? Kanalize olup o senin kazmış olduğun havuzun içerisine düşecekler. E, e, su yok. Pazar olduğu zaman ne olacak? O balıklar o havuzun içinden kaçamayacaklar ve böylece pazar günü olduğunda sen de rahatlıkla istediğin kadar sana yetecek ve seni zengin yapacak kadar balığı avlamış olacaksın. İşte arkadaşlar, hile, hile. Allah Teala'nın günahını kılıf değiştirerek işlemek. Adam başladı böyle bir şey yapmaya. Bunu yaptı. Yapıyor. Cumartesi geliyor. Havuza balıklar düşüyor. Böylece ne oluyor? Adam pazar günü, diğer günler onları avlıyor. Para sahibi oluyor vesaire. Bunu gören o kavim üçe ayrıldılar üç kesim. Bir, kimileri dediler ki, ey falanca bu yanlış bir iştir, yapma bunu. Sen resmen Allah'ın haram kılmış kılmış olduğu bir işi kılıfına sözde uydurarak, usulüne uydurarak yapıyorsun. Usulsüz bir iş bu, bunu yapma dediler. Nehyanil münker yaptılar mı? Yaptılar. Kendilerine düşen şeyi devamlı ikaz ettiler, uyardılar. İkinci bir topluluk da ne dedik? Günah bulaşıcıdır. Bulaştı bu. Başladılar. Beri tarafta bir bir adam daha havuz kazdı. Ee, diğer tarafa böyle sahilin kenarı komple doldu. Havuzlar bu artık bir sektör haline geldi. Herkes bunu yapıyor ve gayet de kendilerine göre iyi gidiyor yani para da kazanıyorlar hem de İslam'ı da yaşıyorlar ha. İslam'ı yaşıyorlar mı? O yaşıyorlar. Müslümanlığı kimseye bırakmazlar. Desen ona sen şeriata muhalif bir şey yapıyorsun. Mümkün değil. İslam adı altında bunu yapıyorlar. İşte tehlike burada. Yani bir adam açık seçik bir şekilde günah işlese bu adamdan arkadaşlar bir ümit var. Bu adam bir gün tevbe eder, yanlışını anlar. Zaten içinde iman varsa bir burukluk da vardır. Yanlış yaptığını da biliyordur. Tevbe kapısı açık. Bu adamın kurtulma ihtimali büyük, yüksek. En tehlikelisi şu. Bir adam yaptığı işi Müslümanlık adına, İslam adına yapıyorsa, İslam'ın ahkamını, hükümlerini, İslam'ın o asli suretini değiştirerek yeni bir din icat edermişçesine bir şeyler ihtas edip de bunu İslam adı altında yapıyorsa işte tehlike bu. Çünkü bu adama neyi anlatacaksın? Adam ayet okuyarak günah işliyor. Adam Resulullah Efendimiz'in sözlerini günahına vesile yaparak günahı işliyor. Ne okuyacaksın, ne anlatacaksın bu adama? Bu adama yapılacak olan tek şey duadır arkadaşlar. İşte bugünküler gibi zındıklığı İslam adı altında yapıyorlar Yapab yap yapabilecek bir şey yok ancak biz bunun böyle olmadığını söylemekle mükellefiz Allah'ın emri bu değil Allah'ın ayeti bu anlama gelmiyor tahrif ediyorsunuz şeklini suretini değiştiriyorsunuz zemin kayması yaşatıyorsunuz yapmayın yazıktır günahtır bu kadar kadar. İşte ikinci kesim ifade ettiğimiz gibi bu günahı işliyorlar. Üçüncü bir kesim de La ilahe ula ve la ilahe ula Yani inkar günem, inkarnemi günem gibi ne yaparım ne de nehyederim, yapılmamasını söylerim diyerek köşeye bucağa çekilmişler. Hiçbir şekilde karışmıyorlar. Ama o günahı da işlemiyorlar. Toplum üçe ayrıldı, üç kesin. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak onları bu hal üzere 70 yıl bıraktı. Hiçbir şey söylemedi. Azap da gelmedi. 70 sene bu işi işlediler. Dolayısıyla ne oldu peki arkadaşlar? 70 yıl sonra. Bu iş artık iyice sektör haline geldi ve toplumda da münker ve günah olarak görülmemeye başladı. Yani pazar günü balık avlamak havuza düşen balıkla pazar alıyoruz da cumartesi günü herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu hileyi vesile edindiler. Ufacık dünyevi Çer toplamak için, servet yığmak için, dini dünyalarına alet etmek için böyle aldandılar. Şeytan onları böyle saptırdı, azgınlaştırdı. Peki ne oldu? İşte Cenab-ı Hak buyuruyor ki, 70 yıl sonra, tabii ki o uyaran kimseler, uyaran kesim artık uyarmaktan bir hal olmuşlar. Ve bunların o halini görmemek için, kalplerinin artık değişmemesi için şehrin ortasında bunlarla kendilerinin arasını ayıracak olan bir duvar inşa ettirmişler. Duvar. Ve o duvar ikisinin arasını ayırıyor. Bunları görmek istemiyorlar. Bunlar uyanıyorlar 70 yıl sonra. Bakıyorlar ki duvarın arkasındakiler kimler? hala oğlu, amca oğlu, dayı oğlu, değil mi? Teyze oğlu, akrabalar. Birbirinin adamları yani. Bakıyorlar ki duvarın arkasından ses, seda yok. Allah Allah. Bir gün böyle, iki gün böyle. Sonra birisi duvarın üstünden tırmanarak arkaya, arka tarafa atlıyor. Bakıyor ki فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlara biz dedik ki gençleri maymun suretine çevrildi. Yaşlıları domuz. Hınzır. Bu gence oradan atlayan insanlara bakıyorlar. Onlar da onlara bakıyorlar. Pişmanlık içerisindeler. O hınzır ve domuz maymun suretine çevrilmiş olan insanlar gözleri doluyor. Bir şey söyleyemiyorlar. Suretleri çevrilmiş. Cenab-ı Hak onları 70 yıl sonra böyle cezalandı. Çünkü neden? Yuhadirun Allaha ve huve Sen Allah'ı kandırdığını zannedersen Cenab-ı Hak seni öyle bir yakalar ki sen de anlamazsın. Neye uğradığını şaşırırsın. Arkadaşlar, sen kimi kandırıyorsun? Kimin diniyle oynuyorsun? Kimin dinini değiştirmeye çalışıyorsun? Ve kimin emrinin zeminiyle oynayıp da onu değiştirip başka yerlere çekmeye çalışıyoruz. Peki bu ümmette ne oluyor arkadaşlar? Bu ümmette de işte şeriatla bu şekilde oynayanlar. Cenab-ı Hak şu şekilde giyineceksin demiş kadına. Bu şekilde olacak. Cilbab olacak. Mayesturu cemi albeden bedenin tamamını örtecek. Baştan aşağıya olacak efendim motifli, renkli, kokulu, şulu, bulu olmayacak, cazibesi olmayacak, kadın dışarıya çıktığı zaman böyle bir kıyafetle çıkacak demiş, sen ona alternatif bir tesettür modeli üreterek, hayır efendim böyle olacak demişsin. Aynı istikamete doğru gidiyorsun, haberin olsun. Helak gelmedi diye arkadaşlar yaptığımız işler yanlış değil anlamına gelmiyor bu. Onlara da gelmedi 70 yıl. Ve 70 yıl sonunda artık işledikleri işin de yanlış bir iş olduğuna kimse inanmamaya başladı. Ama biz uyarmakla mükellefiz. Nitekim o kavimde uyaranlar için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedide. O uyaranlara dediler ki bir takımları ya bu insanlar yoldan çıkmışlar. Allah bunları helak edecek. Allah bunlara azap edecek. Bunları niye uyarıyorsunuz dedikleri zaman onlar ne dediler? Kalu ma'ziraten ila rabbikum ve leallehum Yaşayandan ümit kesilmez. Biz uyaracağız. Belki sakınırlar. Sakınmadılar sakınmazlarsa sakınmasınlar. Bizim Rabbimiz katında bir mazeretimiz olsun. Ya Rabbi biz uyardık diyebilelim. Konu budur. İnne keleleteh dimen ahbabte velakin Allah yahdi men Peygamber Aleyhissalatu vesselam bile sevdiği, istediği, talep ettiği, hidayet olmasını istediği insanlara hidayet etmekle mükellef değil. Allah istemediği sürece böyle bir gücü kudreti yok. Bizim nasıl olsun? Peki onların o uyarması işe yaradı mı? Yaradı tabii ki. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ O vazlandıkları emirleri, nehileri unutunca o kavim اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ su. Bakın kimler kurtarıyor? Kimler kurtarıyor? Kötülüğü alıkoyanlar kurtarıyor. Şerre fren olursan o zaman kurtaracaksın. Hayra motor olmaktan önce şerre fren olmakla mükellefiz. Önce şerlerin önü kesilecek. Önce la ilahe. Sonra illallah. Bu münkerleri kesmediğimiz zaman ne olur? Müspet olan şeyleri marufu ispat edemeyiz arkadaşlar. Düşünün ki şurada temizlik yapıyoruz. E dört bir taraftan bütün borulardan, kanallardan buraya necaset akıyor. Biz de deterjanlarla birlikte, sularla birlikte temizlik yapıyoruz. Yapıyoruz, geliyor. Bunun bir faydası yok. Önce bataklığı kurutacaksın. Önce buraya temizlik yapmış olduğun mahalle gelen o necis olan şeyleri, pislikleri ne yapacaksın? Tıkayacaksın. onlara engelleyeceksin. Buraya gelmeyecek. Sonra burayı temizleyeceksin. Bu çok mühim bir şeydir. İşte onların diyor Cenab-ı Hak. Onlar içerisinde alı koyanları kurtardık. Peki karışmayanlar ne yaparız ne de karışırız. Kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır. Ne oldu onlar? İşte onları diyor. Ve Zalim diyor Cenab-ı Hak onlara. Aynısı. Hiçbir farkın yok. Eski ümmetlerde Efendimiz anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak bir topluluğu Allah Teala bir topluluğu helak etmek istemiş. Melekler tahçüp etmişler. Demişler ki ya, ya Rabbi fihimul ve salihun. Onlar içerisinde ibadet edenler var. Salih insanlar var. Nasıl helak edeceğiz? Ne buyurmuş Cenab-ı Hak? İbde'u bihim. Onlardan başlayın o sizin salih dediğiniz, ibadet ehli dediğiniz, abid dediğiniz insanlar var ya, onlardan helak etmeye başlayın. Niçin? Çünkü feinnehu feinnehu lem yu'ammer vucuhuhum fiyye kattu. İşte onlara bu helakın, bu azabın gelmesine sebep olan işler yapılırken, onların yüzü bir kere bile ekşimedi. Yüzleri bile ekşimedi ya. Yani ya Rabbi biz bundan razı değiliz şeklinde, yüz ekşikliği bile olmadı onlardan. Hiç böyle tepki göstermediler. Ne kalbinden ne dilinden hiçbir şekilde bir rahatsızlık duymadılar. O zaman onlardan başlayacaksın. Senin ibadetin seni kurtarmaz. Zikrin seni kurtarmaz. Hiçbir şeyin kurtarmaz. Şayet emri bil maruf ve nehyanil münker yaparsan, insanlığın ıslahı için cihad edersen o zaman kurtaracaksın. Mücadele edersen kurtaracaksın bir kenara çekilmekle kurtaramayız arkadaşlar. Bazıları bir kenara çekilen işte kendini kendini de kurtaramaz. Çünkü mesulüz. Cenab-ı Hak vel tekum minkum ummetun ila'l hayr <laughs> ve ye'murun bil ma'ruf. Tamam. Yani bir kesim olacak bir topluluk emri bir maruf onlar yaptığı zaman farzı kifayidir düşer ama o hangi emri bir maruftur? Hocaların yapacağı emri bir maruf. Yani usulü daveyi bilen, çıkıp insanları uyaran, ayetler, hadisler vesaire okuyan tamam böyle bir kavim olacak. Ama diğer ayette ne var? Diğer ayette böyle ümmetün yok. Ya kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs te'murûne bil maruf. Bütün ümmeti diyor Cenab-ı Hak. Bütün ümmet olarak bize diyor ki siz marufu emredersiniz, emredeceksiniz öten hauna alil münker münkerden alıkoyacaksınız bütün ümmet bütün ümmet sorumludur şurada bir günah varsa burada bir masiyet varsa bu masiyetin masiyet olduğunu bilmiyor musun sen günahın günah olduğunu bilmiyor musun bir kadınla tokalaşmanın haram olduğunu bilmiyor musun bir kadının uygunsuz kıyafetlerle dışarıda dolaşmasının haram olduğunu bilmiyor musun faiz yemenin haram olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Zekat vermemenin haram olduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Namaz kılmamanın en büyük günahlardan olduğunu bilmiyor Biliyorsun. Bunlar gözünün önünde işleniyor. Bırak gözünün önünde. Çocuğun kılmıyor, kızın kılmıyor. Kızın tesettürlü değil. Ailen almış başını gidiyor. Masiyet içerisinde yüzüyoruz. E ne olacak? Hoca mı bekleyeceğiz? Hocalar kapı kapı dolaşacak, böyle duracağız, onlar emredecek. Hayır canım. Ya amenu, ku enfusekum ve naran. <laughs> Cenab-ı Hak bize hitap ediyor. Kendinizi kurtaracaksınız, ailenizi kurtaracaksınız. Sonra mahalle mahalle, şehir şehir, il il, efendim ülke ülke bütün insanlığı kurtaracaksınız. Bununla mükellefiz. Kimse kendini dışarıya çekmesin. Herkesin bir Mesuliyeti var. İşte bu ashab sept arkadaşlar bizim için günümüz için çok önemli bir kıssadır. Demek ki buradan çıkarmamız gereken dersler var. Mesela birincisi nedir? Demek ki günahların hile yapılarak başka suretlere çekilerek başka elbiseler giydirilerek tahrif edilmesiyle günah günah olmaktan çıkmaz. Hadis olarak nakledilir. Üm, i̇nne ümmeti yeşrabun el hamr ve nehu bin nebif. Ümmetim bildiğin hamur içecekler, şarap içecekler, içki içecekler ama adına nebiz diyecekler. Tabii ki bu fıkıhtaki nebiz tartışmalarını açmak istemiyorum. Konu o değil. İsim değişikliği. Ve yakulun rişâ Rüşvet yiyecekler, oysa mu munehu hediye, hediye diyecekler. Rüşvetin adı ne oldu? Hediye, değil mi? İşte içki, içkinin bir sürü şekli efendim çeşidi çıktı, değil mi? Ben hocam diyor şarap iç, içmem, ağzıma ne içiyorsun? Bira içiyorum diyor. İsmi değişmiş. Faizin ismini değiştirdiler. Ne oldu? Kredi değil mi? Kredi. Hatta biraz daha farklı farklı şekillere sokarak İslami bilmem işte bankacılık, şöyle bankacılık, böyle bankacılık diyerek birçok faiz muamelesini bizim hayatımıza soktular. Bu böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Ümmet olarak ashabı septin istikametinde, istikametsizliğinde diyelim daha doğrusu hızla ilerliyoruz. Bu akıbet hayır değil. Bu işin sonu iyi değil arkadaşlar. İyi değil. Onların suretleri değişti. Maymuna döndüler. Yaşlıları hınzıra döndü. Bizim de Allah muhafaza kalplerimiz değişir. Değil mi? İnnel kulube fiyedir <laughs> rahman. Kalpler Allah'ın elindedirler. Yukallibuha <laughs> tuşa Dilediği yere onları çevirir. Kalplerimiz çevrilebilir, değişebilir ki değişiyor. Bundan 30 sene önce faiz dediğin zamanda şiddetle içtinap edip sakınan insanlar, hatta ve hatta faiz müesseseleri olduğu için bankanın bulunduğu sokaktan üzerime oradan toz sıçrar endişesiyle geçmeyen insanlar ne yaptılar bugün? Bugün artık faiz yer bir hale geldiler ismini değiştirerek bir nesil değişti. Hatta aynı insanlar bunu yapar hale geldiler. Yaşanmış bir hadisedir. Bizim Trabzonov'da adam anlatıyor. İlk sinema açıldığı zaman yani büyüklerimiz anlatıyorlar. Sinemaya giden bir genç yani ne bileyim artık çok büyük bir ee, ahlaksızlığın içine batmış bir genç olarak telakki edilirdi eski dönemlerde. Yani tam anlamıyla şirazesi kaymış bunun. Öyle bakılırdı. Ben diyor sinema açıldığı zaman da sinemaya gittim izledim filmi dışarıya çıktım ki babam bekliyor. Beni yakaladı diyor. O gün çok ciddi bir dayak yedim diyor babamdan. Neyse yıllar geçti. 10 senelik bir olay bu dediğim. Bir gün diyor eve geldim. Babam salonda televizyon karşısında televizyon izliyor. Ben de eve girdim, baktım televizyona ve kumandayı aldım, televizyonu kapattım. Babam dedi ki bana, oğlum Görmüyor musun? Televizyon izliyorum. Niye kapattın? Deyince dedim ki diyor baba, hatırlıyor musun? Yıllar önce, belki 30 sene önce ben sinemaya gitmiştim. Orada bir film izlemiştim ve çıkışta sen beni beklemiştin. Ve çok kötü, feci bir şekilde dövmüştün. Hatırladım dedim. İşte baba ben bu filmi izlemiştim. Dedim diyor, hakikaten de babamın o zaman izlediği film, işte o zaman yeni e, izlemeye girmiş bir film, Türk filmi, eve girdim diyor, bir nesil değişti, ardından belki 30-40 sene geçti ve babam sinemayı eve getirdi. Ben hiç olmazsa eve getirmemiştim, gitmiş sinemada izlemiştim, film orada kalmıştı ve ben eve gelmiştim. Yani arkadaşlar bu böyle sinema dediler oralara bizi e, kanalize ettiler. Ondan sonra toplumu böyle yetiştirmeye çalıştılar. Özgürlük dediler bayanları açtılar mahremiyeti ihlal ettiler kadınları erkekleri karma eğitimle birlikte efendim e, böyle birbirine karma karışık bir halde sokarak ifsad ettiler Ahlakı bozdular namussuzluğu meşru surete sokarak sözde bu ümmete cici gösterdiler. Filmler yaptılar. Bu yapılan filmlerde uygunsuz, ahlaksız efendim bir takım e, sahneler yayınladılar. Ve böylece gençlerin ahlakını bozdular. Ama bunlara çok seneler önce gösterilen tepkiler arkadaşlar bugün gösterilmiyor. Bu ülkede Değil mi? Yakın bir zamanda ensest ilişkiyi meşrulaştıran, değil mi? Anlatan, konu edinen diziler bile yaptılar. Arkadaşlar, o ekranlara taşınan dizilerin hepsinin bir hedefi var. Boşu boşuna onlar bize izlettirilmiyor. Oradan onu izlettirince ne oluyor? Ensest ilişki artık toplumda yayılmaya başlanıyor. Şimdi podyumlarda, Programlarda ufacık bacak kadar kızları çok uygunsuz şekilde giyindirerek e, böylece ümmete izlettiriyorlar. Bizim çocuklarımız onları izleyince ne yapıyor? Daha daha örtünür mü? Daha Allah'ın tesettür emrine riayet eder mi? Onlara özeniyor, özendiriliyor. Ufacık kız çocuklarını reklam için teşhir için panolara astılar mini etekler giydirerek değil mi Avrupa'yı kıyafetlerle birlikte bize bunu gösterdiler, alıştırdılar. Şuradan Boğaz Köprüsü'nü geçtiğimiz zaman karşı tarafta giderken koca koca binalarda gördüğümüz o, o uygunsuz kadın resimleri artık bizim kalbimizde yani böyle olmaması gereken bir şey olarak görülmüyor arkadaşlar. Böyle değil. Tepkimiz azaldı. Tepkimiz azaldı. Bir masiyet gördüğümüz zaman normal bir şeymiş gibi bunu kabul ediyoruz. Ha itikaden elbette kabul etmiyoruz ama tepki oluyor mu arkadaşlar bizde? Olmuyor. Ne oldu peki? Efendi hani anlatır. Ben çocukken diyor, anamla ahıra girdim, baktım ineğin arkasını diyor, şu kadar bir oyuk oraya boşalmış. Sordum diyor. Ana dedim bu nedir? Niye böyle olmuş? Oğlum burayı fare yedi dedi diyor. Ana kocaman inek. Fare bunu nasıl yer? Yani anlamıyor mu bunu? Onu hissetse ne olur? Fare yordu öldürür. Koskoca inek. Bana şöyle dedi diyor. Oğlum üfüre üfüre yedi. İşte Efendi ne buyuruyor bu noktada? İşte küfür de bizi üfüre üfüre yedi. Tıpkı o farenin ineği yediği ve orada açtığı boşluk gibi küfür bizde imani, ameli boşluklar açtı arkadaşlar. Açtı artık normalleşti. Günahlar normal bir hale geldi ya. Hatta o kadar normal hale geldi ki olmaması gereken şeyler, olması gereken şeyler haline geldi olması gereken şeyler de olmaması gereken şeyler olarak kabul edilmeye başladı. Doğruyu söyleyemiyorsunuz. Niye? Çünkü yanlış doğrunun yerine ikame edildi. Bu işin sonu hayır değil arkadaşlar. İnanın bir toplumun masiyet içinde olup da günahkar bir toplum olduğunu bilmesi bizim e, şu an içinde bulunmuş olduğumuz durumdan daha az tehlikelidir çünkü onların tevbe etme ihtimali var. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi lem maamenu keşefna anhum el hizi. Değil mi? Ve töbu ilallahi cemian. Cenab-ı Hak topyekün tevbe edin diyor. Onlar topyekün tövbe ettiler ne oldu? Keşef keşefna anhum el hizi. Rusvai'l azabını onlardan açtık diyor Cenab-ı Hak. Azap gelmedi. İşte arkadaşlar, demek ki günahların işlenmesi ashabı sept cumartesi ashabı neyi anlatıyor bize günahların farklı kılıflara sokularak işlenmesi onları günah olmaktan çıkarmaz sen faiz yiyorsan bunun adına ne dersen de Allah'ı kandıramazsın ey Müslüman faiz yiyorsan belanı bulacaksın fe'ezzenu bi harbin ve Allah ve Resulüne harp açtın ve keteballahu le'eglibenne ene ve Allah da yazmıştır, farz etmiştir, farz kılmıştır ki her zaman böyle olacaktır. Kendi ve peygamberleri galip gelecek. Mağlup olacaksın. Yazık ediyorsun. Evet. Onun için kimse İslam adı altında, İslam'a uymayan, İslam'ın tahrif edilmiş şekli olan batıl fikirleri efendim, işleri, fiilleri işlemesin, söylemesin, savunmasın, yapacaksa bunu en azından günah olarak yapsın ki günahkar olduğunu da bilsin. Evet. İkinci olarak çıkartmamız gereken ders, arkadaşlar, bu günahlar yapılırken, bu batıl fikirler savunulurken, bu kadar günahın içerisine düşüp de bu günahlar da İslam'a mal ediliyorken susan insan evet zalimdir Cenab-ı Hakk'ın. Çünkü Allah Teala ona zalim diyor. Zalimdir. Kendine de zulmetmektedir. Topluma da zulmekte, zulmetmektedir ve bu suskunluk onları vebalden kurtaramayacaktır. Yok böyle bir şey. Ben karışmıyorum. İşte süreç şunu gerektiriyor, bunu gerektiriyor da konuş. Öyle bir şey yok. Doğru söylenecek. Doğru söylenecek. Doğru bildiğimiz şeyi söyleyeceğiz söyleyeceğiz. Diğer bir hususta arkadaşlar işte bu konularda mutlaka emri bil maruf ve nehyanil münker yapmamızdır. cenab Hak en ceynellezine yenhevne su işte nehyanil münker yapanları biz kurtardık diyor. Kurtarmak istiyorsak dünya ve ahirette ne yapacağız? Emri maruf, nehyanil münker yapacağız. Onun için Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bu okumuş olduğumuz hadis-i şerifte de buyuruyor. Bir insan diğerini uyarıyordu. Ne oldu peki ondan sonra? Ertesi gün gidiyordu, o uyardığı masiyet içerisinde olan günahkar adamla yiyordu, içiyordu, hiçbir şey yokmuş gibi günahını görmezden gelerek onunla birlikte oluyordu. Ne oldu sonuç? فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ Cenab-ı Hak onları ne yaptı? Birbirine düşürdü. Arkadaşlar olan olaylara takdiri ilahi vecesinden bakmayı öğrenemedik Müslümanlar olarak. Bunu bir türlü beceremiyoruz. Yine dünyaya dalıyoruz. Yine dünyevi olarak değerlendiriyoruz. Dünyevi şartlara göre tahliller yapıyoruz. Yahu değil değil. Şu işi Kur'an'ın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sünnetinin havzasında böyle bir değerlendirmeyi bir öğrenmemiz lazım ya. Çok mühim bir şey bu. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Estaizu billah Kul huvel kadiru ala en yeb'afe aleykum azaben min fevkikum ev min tahti erculikum De ki Habibim Allah size üstünüzden azap göndermeye kadirdir, gönderir. Lut Aleyhisselam'a yaptığı gibi, diğer peygamberlerin ümmetlerine yaptığı gibi size de gönderir. Ev min tahti رُجُلِكُمْ Veyahut da ayaklarınızın altından da zelzele ile birlikte, başka musibetlerle birlikte sizi cezalandırır. Allah'ın buna gücü yeter. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam malumunuz, Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Cenab-ı Hak böyle bir e, bela göndermeyeceği hususunda, ne yapmış? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a etmiş Ama son bela ney? اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يكَ بَعْضَكُمْ بَاسَبَعْضَ Allah Teala sizler eğer ki günahları günah olarak kabul etmezseniz, emirlere itaat etmezseniz, günahın içerisine batarsanız bu bela çok acayip. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا Sizi bölük pörçük yapar, parçalara ayırır, وَيُذ۪يكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَبَعْضَ Ve sizi birbirine düşürür. Uğraşır durursun. Her gün bir örgüt çıkıyor değil mi? Müslümanlar birbirini vuruyor. Nerede birbirinin kanı kanını akıtan adam varsa bakıyorsun iki taraftan Müslüman. Ama farklı fitnelerle birlikte piyasaya çıkmışlar, bölünmüşler, parçalanmışlar ve büyük bir fitne çıkmış. Peki niye oldu bu? Ayet diyor onu. Cenab-ı Hak buna kadirdir. Dinimi yaşamazsanız size bela olarak bunu veririm. Eğer sen bu topraklarda dini yaşamazsan Allah Teala seni farklı örgütlerle birlikte ne yapar? İmtihan eder. Rahat yaşayamazsın. Güvenin olmaz. Sokaklarda artık emniyet de kalkar. Güven içinde yaşayamazsın. Kalp huzurun olmaz. Ailende huzur olmaz. Onun için ya isteyerek namazını kılacaksın. Huzur içerisinde, kalp huzuruyla birlikte namazını kılacaksın, vazifelerini yapacaksın. Ya da Efendi Asler'in ifadesiyle bombalar üstünde dolaşırken, üzerine böyle nisan yağmuru gibi bomba yağarken Allah Allah diyeceksin. Yani Allah denilecek bu gök kubbe altında. Çaresi yok. Bu Allah'ın bir hükmüdür. Bunu ya seve seve söyleyeceğiz, isteye isteye söyleyeceğiz ya da zorla söyleyeceğiz. Mecburuz buna. Bunun için yaratıldık arkadaşlar. Onun için mutlaka buna riayet etmemiz lazım. İşte Cenab-ı Hak onları da birbirine düşürmüş beni İsraili ve böylece onları imtihan etmiş. Unezele fehimul Kur'an haklarında Kur'an inmiş, ayet inmiş. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Luinellezine kafarû min bani İsrail alâ lisâni Davûd ve Îsâbni Mâriyem. Davud Aleyhisselam gibi bir peygamberin diliyle lanetlenmişler. İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlenmişler. Melun bir kavim olmuş zahit bir, abid bir kavimken melun mel bir kavim haline, topluluk haline dönmüşler. Cenab-ı Hak böyle akıbetlere maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Peki niye böyle oldular? Cenab-ı Hak buyuruyor ki isyan ettiler, asi oldular, haddi açtılar, emir tanımadılar, nehi tanımadılar, yasaklara e, uymadılar, onlardan iştinap edip sakınmadılar. Cenab-ı Hak bu nasihatlerden hakkıyla müstefit olmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bize anlatılan bu kötü ak